Acıktım. Anne uyan, anne acıktım. Anne uyan. Oh, günaydın. Tamam, kalkıyorum. Hazırlayacağım şunu. Beryem. Acıktım. İzzet, acıktın mı yavrum? Tabii biliyorsun ağzının tadını. Benim yemeklerimi yedi tabii yavrucak. Ben hazırlarım İzzet'ciğim. Hazırlarım şimdi hemen, bekle. Aa, şok. Kahvaltı hazır değil. Hazırlayacağım şimdi 5 dakikaya çocuklar. Vay be. Saltanat 3 günlük mü anne? Olur mu yavrum? Uyuyakaldım ben. Ondan dur yapıyorum şimdi. Siz oturun kızlar. Ben hazırlıyorum kahvaltıyı. Hayret. Babanız kalkmadı mı çocuklar? Aa, geldi mi babanız? Geldi herhalde. Ayakkabıları burada. Uyanmadı herhalde daha. Ben uyandırayım hemen. Yok yok, ben uyandırırım. Sen yok hiç... yok. Ben uyandırırım. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Çekilir misin? Metin. Metin. Tuvalette. Of. Gel Gülsen. Gel biz bir sofrayı kuralım. Bana yardım et. Salaksın sen oğlum Metin. Harbiden salarsın. Elinde böyle bir telefon var. Kullanmayı bilmiyorsun. Kursana saati 6'ya. Şapşal. Kimse uyanmadan çık git evden. Şimdi nasıl çıkacaksın buradan ha? Beyinsiz. Ne oluyor oğlum ya? Ha? Bir kendine gelsene. Elinde sonunda yüzleşeceksin. E kaçamazsın. Nereye kadar kaçacaksın Metin? Artık bitir bu durum. Hallet. Konuş bitsin. Çok uzadı Metin. Çok uzadı. Daha nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Ya oğlum ben iki kadını da çok seviyorum lan. Mesela Perihan'ı çok seviyorum. Doğru seviyorsun. Hülya'yı da çok seviyorum. Doğru. Onu da seviyorsun. Ya kardeşim sen benim söylediklerimi niye bana söyleyip duruyorsun? Ben sana ne soruyorum? Sen bana ne diyorsun? Ben sana diyorum ki yani... Hangisini seçeyim? Nasıl yapayım? Veya hangisini seçmeyeyim? Anlamadım hala. Gerizekalı. Ay kırklandı mı bu adam ya? Kırklanmak ne demek ki? Ama sen her şeyi de öğrenmeyiver. Telefonu senden daha akıllı. Aç da bir sor. Sen biliyorsun ya sanki. Bilmiyorum ama merak da etmiyorum. Şşş, ne oluyor? Ay ne oldu bu adama? Metin! 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 Ben bir bakayım evde. Yok sana ne oluyor ya? Ben gidip bakıyorum. Aa, yok ben bakarım. Hayır ben. Aa. Ay ne salak bir durum bu ya. Tıkılıp kaldım burada. Oh ciğerim yandı. Biraz daha kalırsam düşüp bayılacağım burada valla. Metin! Pardon. Metinciğim. Eyvah geldiler. Metin iyi misin? Metin! İyiyim ben iyiyim. Yok bir şey. Gayet iyiyim. Geliyorum. Ha. Tamam ben beklerim sen git. Ben iyiyim burada. Metin! Ne yapacağım ben? Metin! Ne yapacağım oğlum? İkini sıkıştırma. Bu sefer hayatta kaçamaz. Bence kaçar. Bence kaçamaz. Var mısın iddiasına? Varım. Nesine? Kaybeden bütün şifrelerini diğerine veriyor. Telefondaki her şeyin ama. Oldu canım. Ben almayayım. Bırakın geyik yapmayı da yiyeyim hadi kız. Hadi. Hadi afiyet olsun. Oy ben seni yerim. Sana da olsun. Balım benim, balım. Metin. Ne yapacağım Metin? Bir şey düşünmeden. Metin. Ay. Babam arıyor. Ne? Alo baba. Gülsen kızım. Beni kurtar buradan. İki ateş arasında kaldım. Evet. Anneni çağır anneni. Çabuk. Nasıl? Ne yapacağım ki? Ne bileyim ben kızım. Bunu işte bir şeyler. Çabuk çağır anneni ya. Hadi. Hadi çabuk. Tamam. Kızım söylesene ne oldu? Baba bak sakın çıktım. Hadi hazır. Gülsen geldim. Gitme sen. Koş.
Ay çocuğum toz kaçtı. Biraz çocuğu alamayacağım. Kendi çocuğumun ilk yardımını ben yaparım. Kuşa bak. Ay kuşluk oldu ilk yardımda. Tövbe tövbe. Canım benim. Sen gene de iç çocuğum, iç çocuğum. İç. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Hoppa. Sen sus. Tamam, tamam. Metin. Metin. Nereye gidiyorsun? Şey, Mahmut abi dükkana geldi. Çek senet durumu vardı, onları halledeceğim ben. Metin, Mahmut abinin sırası değil, farkındasın herhalde. Ama Beren. Aması maması yok Metin. Dün geceden beri seni bekliyoruz, farkında mısın? Evet, gördüm. Böyle koyun koyuna uyuyordunuz işte. Tamam, ben ne istiyorsunuz benden? Metin'cim, daha önce de konuşmuştuk ya. Artık bize bir şey söylemen lazım, değil mi? Ya o, ya ben. Ama beni seçeceksin, değil mi Metin? Söyle, söyle. İyi, tamam. Önce bana bir bardak su getirin. Olsun, bitsin bu iş artık, yeter. Ben de sıkıldım. Tabii, hadi. Siz kalkın bakayım okula. Hadi çabuk çabuk yürüyün. Hayır, babam yürüyün. Yürüyün de yürüyerek gidin. Hadi çabuk çabuk. Olsun, geç kalacağım. Tam hareket ediyordu ya. Hayır, 45. Olmaz. 25, 32. 53. 53. 53 önemli. 50. 55. Kafam. Anam. Tarık. Uyansana Tarık. Tarık. 5 dakika yatayım anne, ne olmuş şurada 5 dakika. Tarık uyan Allah aşkına. Ana ocağı değil, hurşut ocağı burası. Uyan. Bu 25, 37. 3 daha. 42. Abi iş oğlum ya. Hesap yapıyorum. Ne hesabı? Şimdilik senin ama birazdan benim olacak paraların hesabı. 237 lira 75 kuruş. Paramı ver. Şu ne parası ya? Dün gece içilenlerin parası Tarık Efendi. Oğlum onları sen ısmarlamadın mı bize ya? Ben öyle mi dedim acı? Benim ağzına öyle bir laf çıktı mı acı? Allah aşkına, Allah aşkına. Ben senden kira almıyorum lan, dua et. Ne kirası Urşut? Vay maşallah, iyice postu sevdin. Resmen ev arkadaşı sandığını yakaladın. Helal olsun sana. Borcun 237 lira 75 kuruş. Paramı ver. Sabah sabah sinirlendirme beni Urşut. Biz bankta uyumadık mı oğlum? Sızıp kalmışız. Ben buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. Sen mi getirdin paramı almak için beni buraya? Of. Kardeşim 237 liramı verir misin lütfen? 75 kuruş da benden olsun. Bunu babama bile yapmam. Ya oğlum gitmediğim babamdan işte. Alabileceğim bakalım. Senin gibi damada. Kayınpapağına hesap mı ödeteceksin? Urşut. Sabah sabah ya. Lan tamam tamam, hadi indirimli 220 olsun ya. Tamam Urşut, tamam. 240 veriyorum kardeşim sana. Esah mı lan? Ha esah. Ama bırak beni burada 40 dakikada yatayım, tamam mı? Harbiden mi lan? Harbiden. Al kardeş, ben bir üstümü değiştireyim. Servislerine in çıkayım. Çık çık. Hemen bir masaj yapalım. 240 lira. Allah'ım. 240 lira. İkiniz de otursanız şöyle. Oturun, oturun. Evet Metin. Seni dinliyorum. Evet Metin, seni dinliyorum. Evet Metin. İlla bir karar ver. Ama ikiniz de beni seçiyorsunuz yani. Öyle mi? Siz hiç benim yerime koydunuz mu kendinizi? Hiç benim gibi düşündünüz mü? Yani bu adam ne yapar? Nasıl yapar? Nasıl karar verir dediniz mi? Yok, düşünmediniz. Niye düşüneceksiniz ki? İhtiyacınız yok. Çünkü sizin tek derdiniz var. İkinizden birini seçmem. Ama ben neler çekiyorum, haberiniz var mı? Ha? Ben geceleri uyuyamıyorum ya. Uykularım kaçıyor. İnme inecek diye korkuyorum. Yoruldum. Çok yoruldum Perihan. Perihan, ilk aşkım, ilk göz ağrım, gençliğim. Ben seninle hayata gözlerimi açtım. Ben ilk kez seninle gördüm. Gerçekten. Ondan önce öyle salak salak bakınıyormuşum. Seni kaçırdığım gün benim suç ortağım olmuşsun. Hatırlıyor musun kız?
O gün bana ne demiştin ilk? Ben hiç unutmadım. Bütün dünya önümde dursa senin elini bırakmam dedi. Unuttum. Ben seni sevdim Perihan. Hem de çok sevdim. Karım. Hayat arkadaşım. Üç çocuğumun anası. Metin. Affedersin Perihan. Affedersin. Sana ne diyeceğimi hiç bilmiyorum Elia. Gerçekten bilmiyorum. Benim işimi dışımı en iyi bilen sensin. Seninle tanıştığım gün dükkanın üzerinde kocaman devren satılıktır yazıyordu. Biliyorsun. Perihan'ı kaybetmiş, üç çocukla ortada kala kalmıştı. Bunları konuşmamızın manası yok. Sen bunların hepsini biliyorsun. Ama Perihan bilmiyor. Bak Perihan, ben seni kaybettikten sonra çocuklarımı yanıma alıp annemin yanına dönmeyi düşündüm. Aklımı kaçırıyordum. Serseri mayın gibi ortalıklarda dolaşıyordum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Salak salak bakınıyordum etrafa. Ne kendine ne de çocuklarına hayrı olan bir adam değildim. Sonrası malum, zaten Hülya girdi hayatıma, biliyorsun. Öyle senin sandığın kadar da kolay olmadı. Senin için de kolay olmadı Hülya, onu da biliyorum. Farkındayım. Neler çektiğinin çok iyi farkındayım. Benim gibi bir deliyle uğraşmak zor tabii. En azından kendimi biliyorum. Huysuz, aksi, Nemrut herifin tekiydim. Vallahi sabırlısın. Çok sabır ettin. Helal olsun sana. Ben bir gün olsun durmazdım, kaçardım. Yemin ediyorum. Ya ben seni ittikçe sen bana koşarak geldin Hülya. Hakkını yiyemem. Hem çocuklarına hem de bana çok emeğin geçti. Nasıl yaptın o işi bilmiyorum ama... kalbimi yeniden araladın kız. Çaktırmadan beni kendine aşık ettin. İyi de oldu. Toparladım. Kendime geldim. Hayata tutunmak için sebepler verdin sen bana Hülya. Ben seni çok seviyorum. Hem de çok. Sen benim karım. Hayat arkadaşım. İzzetimin anasısın. İyi. Hadi siz söyleyin şimdi bakalım. Ben hangi rızdan vazgeçeyim? Ha? Ben ikinizden de vazgeçmiyorum. İşte bu kadar. Ne? Nasıl yani Metin? Ne demek nasıl yani? Aa! Vallahi helal olsun ya. Bu kadar konuştum, bir buçuk sayfa anlamadınız mı yani? Ben ikinizi de seviyorum. Seviyorum. Oh! Oh! İşte bu kadar. Bundan sonrasını siz düşünün. Aha da yüzük burada. Buyurun. Buraya da girer. Bu işte biter. Hepsi bu kadar. Aferin lan Metin. Helal olsun sana. Yazsan bu kadar güzel olmazdım ama. Oğlum böyle, ha? Paspas gibisin. Metin amca dün gece dendolayı başı çok acıyor, çok hayat çok zor Metin amca. Hayat denen şey böyle bir şey. Acısıyla tatlısıyla, değil mi? Ne yapacağız? Dik duracağız, dik. Dik dur, dimdik. Aslanlar gibi, tamam mı? Çünkü çalışmadan olmuyor. Hayat böyle bir şey. Mücadeleye devam Hurşut. Çekil şimdi, çekil. Mücadeleye devam. Hayat mücadele demektir Hurşutçuk. Tarık, nasılsın oğlum? Günaydın babacığım. Sıkma canını yavrum. Her şey olacağına varır, tamam mı? Hadi bakayım kirpi. Elini yüzünü düzelt. Hadi bakalım. Ay Allah'ım. Ne yaptılarsa adam artık. Of. İkinizi de seviyorum. Ne demek Gülsen ya? Vallahi ne diyeceğimi bilemedim. Hay Allah'ım ya. Bu kadın nesi mi seviyor bu Metin? Anneciğim şimdi... Tamam bu kahkül kafa biraz genç görünüyor olabilir. Ama o bacaklar bu kadar.
O böyle şeyler çarpık, şu bölgeler kupkuru. Anneciğim tabii ki sen daha güzelsin ama... Yok, bu kadın kesin büyü yaptırmış. Yok, Hülya abla anlamaz ki öyle şeylerden. Anlamam diyenden korkacaksın Gülsen. Vallahi anlamaz ki böyle şey. Yok, bu iş gene bana kaldı. Bu iş gene bana Anneciğim sinirimi geçsin, öyle konuşuyorsun ama. Tamam Gülsen. Haydi anneciğim. Tamam sadece. İkimizi de sevdiğini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir laf edilir mi? Hay bak sen şahitsin. Bu durum bana reva mı? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ha? Ya. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sen onu söyle. Ha ne yaptım biliyor musun? Anasına saygı duydum. Ölüsünü seveceğim dedi. Tamam dedim. Şimdi ne diyor bana? Gerisini de seveceğim. Yok artık. Yok. Artık ben buna izin veremem. Buna izin veremem hiçbir şekilde. Ha çünkü bak. Sorun ne biliyor musun? Aslında sorun benim. Hayatım boyunca ben iyi niyetimden kaybettim. Fakat bir değişim yaşıyorum. Artık iyi niyetli bir şey yok. Artık Hülya değişiyor, iyi niyetli Hülya gidiyor, tamam mı? Artık iyi Hülya yok. Hayır, bir karar vermem lazım. Çünkü pıtını sürtülüp çekip... Şimdi pılını pırtını topluyorsun, pırt diye çıkıyorsun bu evden, hadi. Sen kim oluyorsun da beni evimden kovuyorsun bir kere, ha? Ben kim mi oluyorum? Ben bu evin hem hanımefendisi, hem çocukların anası... ...hem de Metin'in gerçek karısı oluyorum kahkül kafa. Yalnız o kahkül kafada sende olmayan bir şey var. İzzet, gel yavrum gel. Biz mutfakta meyve yiyelim seninle, gel. Ha! 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 Gördün mü Gülsen bize neyle hava atıyor? Evlilik cüzdanı. Şimdi bunun aynısından bende de var desem ne yapacaksın? Tabii tabii vardır zaten, kesin. Aslında yok anneciğim. Ne? Nasıl yok ya? Çekmecedeydi Gülsen. Kız attınız mı yoksa? Yok yani atmak değil de şöyle oluyor. Babamın yeniden evlenebilmesi için gayiplik kararı çıkartması gerekiyordu. Benim de evlenebilmesi için. İşte gayiplik kararı çıkınca evlilik cüzdanı da iptal oldu. Aldılar. Yani resmi olarak siz aslında yoksunuz Perihan Hanım. Ben varım ve Metin'le evliyim. Şimdi evimden hemen gidiyorsun. Hülya Hanım, şimdi sizin evlilik cüzdanınız varsa benim de kapı gibi 3 tane çocuğum var, tamam? O çocukların biyolojik annesi sen olabilirsin ama tam 6 yıldır o çocuklara ben bakıyorum, ben emek sarf ediyorum ve ben yetiştiriyorum. Yani artık anneleri benim. Ne annesi be? 6 yıl baktın diye anaları mı oldun? O çocukların öz annesiyim ben, öz. Bir kere bir çocuğu doğuran değil, bakandır annesi. Sadece doğurdun diye anaları olmuyorsun yani. Seni anan doğurmadı herhalde. Seviyesizleşme hemen canım. Sen mi belirliyorsun seviyeyi? Gerekirse seviyeleri de belirlerim, tamam mı? 6 yıl çocuklara bakıcılık yaptın diye analık hakkımı elimden alamazsın. Ben almıyorum. Ay, anne bir bakar mısın lütfen? Gel. Anne diyor ya. Gel gel gel. Sen söyle. Doğuran mıdır esas anne yoksa yetiştiren midir? Heh buyurun Hüsniye Hanım. Hülya Hanım'ın annesi, akıl hocası. Buyurun anlatın. Yavrum, ben senin annenim. Yapma böyle. Hadi yapma. Ay, anneye bak. Kocamın yeni karısına nikah şahidi olan anne değil mi? Biz seni gittin biliyorduk. Ben Metin'le senin aranı yaparken yakalandığımda... ...yurdumdan yuvamdan olmadın mı? Kocamdan olmadın mı? Nereye gidecektim? Yerim mi vardı? Bunlar bana ne güzel bir ev yuva verdiler sıcacık. Bir de evlat verdiler İzzet'imi. Ne yapaydım? Sen olsan ne yapardın? Ben yapmazdım vallahi anne. Ne olur kızım artık affet beni. O kadar üzülüyorum ki geldiğine bile sevinemedim hala. Tamam sen de haklısın tamam. Tamam bilemedim şimdi. Sen cevap ver Hülya'ya. Önce cevap ver. Sorusuna. Ne sormuştu? Ben bilemedim, hatırlayamadım şimdi. Diyor ki anne, bir çocuğu diyor doğuran mı anasıdır diyor, büyüten mi anasıdır? Hoş tabii sen kızlarını da karıştırdığın için belki cevap veremez. Ya sormayın şimdi bana böyle şeyler. Ben nereden bileyim? Karıştırmayın beni. Hakim miyim ben? Hakikaten ya. Sen hakim misin anne? Yürü kız, gidiyoruz Gülsen. Nereye anneciğim? Nereye mi? Şimdi sonuçta hak var, hukuk var değil mi bu memlekette? Gidiyoruz, hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Kadın hakları diye bir şey var. Git ara hakkını. Varsa bir hakkın bulursun artık. Bu ne ya?
Oğlum haftaya peynirleri sen getir. Bununkiler yağsız tuzsuz oluyor. Olmuyor böyle ya. Paşama da bak. Ekmeği zaten benden alıyorsunuz. Fırıncı değil misin sen? Kimden alacaktık? Yani. Oğlum bizim peynirlerimiz Ezine'den geliyor. Tenekeyle. Ayıp ettin. Getiririm tabii. Oo Metin. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. Hadi gel beraber olsun. Vallahi gelirim. Evde kahvaltı yapmadım zaten. Gel. Bu ne güzel bir sofra böyle ya. Oo. Maşallah. Metin de geldi. Oo Metinciğim günaydın canım. Günaydın. Nasılsın Rıfkı? Metin iyi misin? İyiyim. Maşallahım var. Gayet iyiyim. Sen nasılsın Rıfkı? İyi misin? İyiyim. İyiyim de sen niye iyisin abi? İnsan arkadaşının iyiliğinden mutluluk duyar. Yani sen ne garip garip böyle saçma sapan sorular soruyorsun. Ha, şu mesele. Ben o meseleyi hallettim Rıfkı. Vay içim çok rahat. Mutluyum. Nasıl hallettin abi? Evden mi gönderdin? Hangisini? Pelin'i mi gönderdin? Yok göndermedim. Hülya'yı gönderdin. Onu da göndermedim. Seni gönderdiler, seni gönderdiler. Ya yok oğlum, öyle bir şey olmadı. Nereden çıkartıyorsun? Abi anlatsana, çatlatacağım beni, çatlatacağım. Niye anlatmıyorsun? Bir sus da anlatayım ya, çal çenesin be kardeşim. Susmuyorsun ki anlatayım. Aa Rıfkı. Öf, anlat. Şöyle oldu şimdi. Aldım ikisini de karşıma. Geçin bakayım şuraya, oturun dedim. Ondan sonra aslanlar gibi yumruğumu vurdum masaya. Ben ikinizi de seviyorum kardeşim. Hiçbiriniz bir yere gidemezsiniz. Ben ikinizi de seviyorum, aşığım dedim. Ha, rahatladım, mutluyum. İşte bu kadar. Ha, öyle dedin. Yaşıyorsun, buraya geldin öyle mi? Bunda ne gariplik var Rıfkı? Buradayım gördüğün gibi. Yaşıyorum, mutluyum, huzurluyum ve kahvaltı yapacağım ya. İzninle. Aa, manyak mı ne? Metin, ne ballı adamsın be. Nadir. Damarıma basma. Nadir. Damarıma basma. Size afiyet olsun. Sağ ol. Vay be. Hayat nelere kadir. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Nelere kadir? İki karısı oldu ya. Nasıl keyiflendi? Ya keyiflenmedi abi o. Keyiflenmedi. Bu ölüm fermanı imzaladı ya. Onun rahatlığı. Onun rahatlığı. Yazık oldu dağ gibi adam. Sen öyle san. Ya boş boş konuşmayın abi, boş boş konuşmayın. Hadi, hadi yemeğinizi yiyin, yemeğinizi yiyin. Ayvalık bu zeytinler, ayvalık ha, ayvalık da gel. Pastırma nerede? Tamam. Pastırma yok. Ha, adam erken gelmiyor, hepsini yedi yam yam lan. Ayıptır. Erken ya. Gelseydim. Ayıptır ya. Karısını bırakamıyor ki. Nasıl hava atıyor? Gördün mü Gülsen evlilik cüzdanım var diye? Anneciğim takılma sarına, boş ver. Ah Metin'cim ne iş açtın başıma, ne iş açtın. Ama babama da hak ver ya, yazık. Arada kaldı adam, ne yapsın? Ben aradan çıkaracağım o mango huyu. Sen merak etme Gülsen. Ne kocamı, ne evimi, ne çocuğumu vermiyorum. Sen böyle sinirince korkuyorum. Kork vallahi kork. Hakikaten elimden bir kaza çıkacak yani. Ya ondan değil. Senin sinirlenmemen gerekmiyor mu? Tamam iyiyim ben, bir şeyim yok. Neydi bu avukat, tanıdık mı demiştin, ne demiştin? Ha evet, bizim şey vardı ya köyden Nursel abla. Pırtlı Nursel. Ah, onun işte kızı Hacer. Sidikli Hacer. Uy kızı, yarım akıllı avukat bu abla. Küçüktüm ben o zaman. Ya anne. Hayal. Gözünü seveyim bana yardımcı ol ya. Benim şu Perihan teyzenin gönlünü almam lazım. Sen bilirsin ben ne yapmalıyım. Ne yapman lazım biliyor musun? Kızının peşini bırakmalısın. Anne sen de mi ya? Yavrum Perihan sana gıcık oluyor. Niye inatlaşıyorsun? İnat edip durma işte. Senin aşkı hiç saygın kalmamış ha. Ya ondan değil. Bak sen gençsin, yakışıklısın değil mi? Niye bu yaşta evlenesin ki sen? Açıl, saçıl. Ben sana daha güzelini bulurum ya. Çocukluğundan beri tutturmuşsun Gülsen'le Gülsen, Gülsen'le Gülsen diye. Ya anne saçmalama ya. Hadi. Allah billahi Ali. Fırlatırım sana. Ne biçim konuşuyorsun sen anneyle ya? Ha? Siz evlenseniz daha neler neler yapacaksınız kim bilir anana ya. Ya yok anneciğim olur mu öyle şey ya? Niye öyle dedin şimdi? Ben biliyorsun Gülsen de seni çok seviyor. Ya ben şeyden demiyorum. Gülsen'in sevgisini sorgulamıyorum da.
Perihan'ın hissi önemli. Yani sonuçta Perihan seni sevmiyor. E beni de sevmiyor. O yüzden zor kuzum, bıyıklı kuzum. Canım ya. Benim. Anne şöyle konuşma, vallahi içim acıyor. Ne yapacağım ben ya? Oo, analar biraz acı söyler. Ne yapacaksın? Oo. Hadi. Aa, Hülya anneciğim hoş geldin. Ne haber tatlım, iyi misin? İyiyim. Şey, benim nikahım var da ben nikah kıymaya gidiyorum. İyi, hadi, hadi dikkatle git hadi. Büyük trajedi. Perihan ne yaptı? Bir şey mi yaptı sana? Metin. Perihan değil, Metin yaptı. Gelmiş karşımıza diyor ki ikimiz de seviyormuş, ikimizden de vazgeçmeyecekmiş. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Metin abi acaba kestirip atmış olabilir mi? Neyi, beni mi? Yok canım, sen niye kestirsin? Atsın. Ha. At, yok, atlamıştır. Ha, evet. Tamam. Saçmaladım be. Aman saçmaladım. Ben ne dediğimi biliyor muyum? Biraz saçmalıyorsun. Ha, bak. Perihan da Gülsen'i aldı, hak hukuk deyip gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Ne demek nereye gitti? Nereye gitti? Ne bileyim ben, herhalde avukata gittiler. Anam. Ne? Ne, avukata mı gittiler? Evet, ne oldu? Ne demek ne oldu? Ben bir şeyden korkmuyorum ki. Ha. Benim resmi nikahım var canım. Kapı gibi de defterim var, affedersin. Hülya'cığım, Perihan'ın da kapı gibi 3 tane çocuğu var. Yani? Neyi değiştirir ki? Yani sen tedbirini alsan iyi edersin, bittik. Avukatla falan konuşsan. Öyle mi diyorsun? Tabii. De benim merak ettiğim bir şey var. Ne? Benim mevzum açıldı mı hiç? Ne gibi? Yani acaba beni dava eder mi? Mürvet. Yani bazen gerçekten çok bencil oluyorsun. Koyun can derdinde, kasap et derdinde yani. Ama Hülya'cığım bulur o bir yolunu yani. Ne? Seni mi dava edecek ya bunca meselenin içerisinde? Ya ederse dava? Saçmalama lütfen. Etmez değil mi? Yok, hayır. İyi. Benim avukat bulmam lazım. Bul. Tamam. Sen şuna 2 şey söyle bakayım. Benim bir arkadaşım bir avukattan bahsediyordu. Çok iyiymiş, dur onu bulayım ben. Sen o kazağı nereden buldun? Yani mükemmel bir zevkim var. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Aa, vallahi bak, Naciye'nin kızı yaptı modacı. Giyme. Her modacının verdiğini giyme. Ya tek celsede hallederim ben o işi. Bana tek celse Hacer derler. Ya hatta hakim oturmadan bize kararı verir gönderir. Nereye gireyim mi? Niye, adamı mı vuracaksınız? Kapısında mısınız? Girin. Girme, sana demedim. Girme, haneye tecavüz olur. Kız dedikli Hacer ne kadar büyümüş. Hayır, madem salaksın, niye mafya oluyorsun? Ye 30 sene de gör. Buyurun. Girebilir miyiz? Gülsen. Gel tabii, gel. Ay canım. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Ne zamandır görüşmüyoruz ha? Ya bayağı oldu kız. En son rahmetli annenim öldü müydü? Neyse tamam. Hanımefendi kim? Rahmetli annem. Kız. Sidikli Hacer. Ben Perihan. Perihan abla. Sidikli. Abo. Bizi hatırladı, gel. Gel. Sen yaşıyor musun? Yaşıyor. Bayılmayacaksın değil mi? Yok ablam, ne bayılacağım ya? Bir sürü... Ay! Tamam iyi. Tamam, sen dur. Geçiyor. Ablam dur, sen dokunma. Vallahi ben onlara ikisine de sevdiğimi söyledim. Bundan sonrasını onlar düşünsün Ceyda. Keten tohumu var mı? Olmaz olur mu Fitat Hanım? Limonatanın hemen arkasında. Benim ne suçum var bu işte? Ha? Ne suçum var? Ben mi istedim böyle olmasını? Hayır. O zaman ne yapacağız? Herkes kaderine razı olacak. Öyle değil mi? Pardon. Buyurun Fitat Hanım. Nasılsınız bugün Fitat Hanım? İyi misiniz? Biraz canım sıtkın. Metin Bey. Niye ki? Sıkmayın canınızı. Sıkmayın. Her şey oluruna varır. Rahat olun. Ölüm mü dünya? Olmadı abi. Niye sıkıyorsunuz ki canınızı canım? Bir karış toprak. Kendinize bakın. Açın işinizi. Kızım sen de bak, ablanın işine bakalım. Daha sonra anlatacağım ben size.
Vay 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 vay. Ne hikaye abla be. Yazsam var ya roman olur he. Ben bunu anneme anlatayım hemen. Ya da boş ver sonra anlatırım. Şimdi 2 saat bizi tutar o. Boş ver boş ver. İlk önce senin işi halledelim. Sonra ara zaten. Benden de çok selam söyle. Hayır şu işi bir hani halletsek ben zaten hepsini tek tek arayıp hani ben ölmedim, hayattayım falan onların hepsini söyleyeceğim. Ay abla önceden ne güzel pikniğe falan giderdik değil mi? Ay Hacer o kadar özledim ki ya. Evet şimdi Hacer hadi ne yapalım artık yani ne diyorsun bu davayı halledeceğiz değil mi? Ablam şimdi ilk önce senin şu gayiplik işini halletmemiz lazım. Ki sana yeni bir kimlik çıkarabilelim. Bu yüzden de gayipliğin iptal davasıyla başlayacağız. Tamam başlayalım Hacer başlayalım artık ne gerekiyorsa yapalım şu kadını gönderelim gitsin ya. Yani yavaş yavaş, adım adım. Gayipliğin iptali davası gerçekleştikten sonra da ikinci aşamaya geçiyoruz. Evliliğin butlanı davası. Butlanı, işte ona butlanıyı açalım diyorum, evet. O ne kız? Yani evliliğin kendiliğinden iptali. İptal yani? Evet. Ay vallahi keyif yerine geldi şu an. Tabii Metin abiyi de tanık olarak çağırmamız lazım. Metin'i? Of. Buyurun hanımefendi. Ne güzel bir gün değil mi? Ya. Kızım Ceyda, söyler misin hanımefendiye bugünün fırsat ürününü? Bugün Pırasa'da %50 indirimimiz var hanımefendi. Pırasa mı? Hülya Hanım öyle verdi listeyi. Ben aslında sağlık ocağının yerini soracaktım ama. Aa öyle mi? Kapıdan çıkın. Hemen karşınızdaki bina. Sağ olun. Geçmiş olsun. Kafanıza hiçbir şey takmayın, takmayın. Açın işinizi, açın. Boşaltın. Rahatlarsınız. Geçmiş olsun yeniden. Ha, nerede kalmıştın? Ne diyordum ben? Çektim kapıyı, çıktım, geldim işte. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Hikaye. Ne hikayesi? Anlattın ya Metin abi. Ha, onu diyordum. Ya aklınla bin yaşa ya Urşit. Doğru söylüyorsun. Ya bu rahat bir şey ya. Çok rahatlıkmış. Çok rahatladım. Yani dök kızım içine. Sen de dök kızım. Dök rahatlarsın. Urşit sen de dök. Bak çok şişmişsin. Şişmişsin. İçine atmışsın. Çekme içine. At. Boşalt. Dağlara çık. Bağır. Alır. Rahatlarsın Urşit. Anıracağım. Daha önce hiç fark etmemiştiydim de senin gözlerin rengi Türk kahvesi renginde mi? Evet. El alemden duyuyorum oğlum olanları. Anne kusura bakma ya telaştan sana söyleyemedim. Sen nereden duydun? Pırtlan Ursel'den. Sidikli Hacer'in anası yok mu? O kimden duymuş ki? Ne yapacaksın oğlum sen kimden duymuş? Sen ne yaptın onu söyle. Hülya'yı mı kovaladın evden? Yo, niye Hülya'yı kovalayayım ki anneciğim? Olacak şey mi? Peri Hanım'ı kovaladın, oh canıma değsin. Yok anne, niye Peri Hanım'ı kovalayayım? Allah Allah canım, illa birini kovalamak zorunda mıyım anne? Madem kimseyi kovalamadın, ne yapacaksın oğlum sen? Anne ne bileyim ben, işte düşünüyorum ben de. Bulacağız bir hal çaresi. İstersen sen yoluna birini buraya bana ilayak oluversin. Çalıştırayım onu ben şöyle bir. Alo. Yok. Anne olmaz, olmaz. Niye? Çok uzak bir kere öyle gel git gel git nasıl olacak ya? Olacak şey değil. Tamam. Sonra konuşuruz anneciğim. Hadi, hadi. Öpüyorum ellerinden, yanaklarından. Güzel anneciğim benim. İyi, tamam hadi. Sonra ben sana her şeyi anlatacağım anneciğim. Hoşça kal, hoşça kal. Ara sen beni, ara. Ay. Psikopat bir abin falan var mı? Yok. Ah, böyle takıntılı bir belalım falan. Güzel. Niye sordun? Hiç merakımdan. Sen hayırdır? Ne sorusu bunlar? Ben araştırma yapıyorum da güzel kızlarla ilgili tez yazıyorum. Tez hazırlamam lazım çabuk çabuk. İnsan kendi kocasını mahkemeye verir mi Gülsen ya? Anneciğim prosedür böyleymiş. Duydun işte acele. Yani onu bilemedim de daha kocamla şöyle bir ne bileyim bir hasret gideremeden düştüğüm duruma bak.
Evden çıkarken öyle demiyordun ama. Ay ne bileyim, benim bu ona verdiğim vekaletle bu şeyi açar. Otursana 2 dakika şuraya. Bak bakayım kağıdı, aç. Koruma tedbiri ve uzaklaştırma. Gayiplik kararı çıkar çıkmaz da onların nikah için iptal davasını açacak. Gülsen, onu bırak. Sen benim şu kılıksızlığıma bak. Allah aşkına nasıl demode kaldım. Bakıyorum da insanlara. Doğru diyorsun valla. O mürvet müsveddesin kıyafetlerini de giymek istemiyorum ben artık. Bak aklıma ne geldi. Hadi gidip babamdan biraz para alalım. Sana şöyle güzel bir alışveriş yapalım anneciğim. Ne dersin? Vallahi harika fikir Gülsel. Adamı önce mahkemeye ver. Sonra git ondan para al, kendine donan. Ama benim üzerimdeki para yetmez ki. Kredi kartımda da limit yok. Sen dur, dur. Al sana Perihan'ın gücü. Sen doğru, doğru, doğru. Sen şimdi beni bir kuyumcuya götür. O mangoyu görsün bak neler giyiyorum. Metin abi, dün gece ne ofladık öyle değil mi ya? Ne oflaması öyle? Bir şey hatırlamıyor mu? Ya. Hiçbir şey. Yok dedim ya oğlum, bir şey mi hatırlamam lazım? Yok, hiçbir şey hatırlamıyor mu? İşte ne bileyim, çekirdek çitledik, biraz türkü söyledik, öyle hayal meyal bir şeyler işte. Hatırlamıyorum hiç, hiç şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum dedim ya, vuruşun. Ya Metin baba. Ulan gireyim. Pis pis kokuyorsun, banyo yap. Saksa. Hatırlamıyorum abi. Yani Müjde Hanım, biz meselede çok haklı olduğumuzu zaten biliyoruz ama yine de bir bilene danışalım dedik. Çok iyi yapmışsınız. Zira bu tip bir davada güçlü bir savunmacınız olmadığı müddetçe kazanmanız imkansızdır. Nasıl yani? Yani kazanmama ihtimalim mi var benim? Elbette. 3 çocuğu var dememiş miydiniz? Evet. Şimdi bakın, öncelikle bir kere gayiplikten çıkarılıp eski kimliğine geri kavuşacağı için daha önceden sahip olduğu bütün hakları geri kazanması olağan ihtimal. Bu durumda hem 3 çocuğun öz annesi hem de ilk eş olması bizim işimizi zorlaştıran unsurlar. Yaz, bir dakika, burada bir haksızlık var. O çocuklar benim çocuklarım. Onları ben büyüttüm. Yani Güzen büyüktü, tamam o neyse ama diğer ikisi benim bebeğim. Onlar benim çocuğum, kimseye vermem. Haklısınız ama durum ortada. Şimdi avukat hanımcığım, bir güzellik yapamıyor muyuz? Yani böyle bir şeyler yapamaz mıyız manasında? Tabii ki yapabiliriz. Elimizden geleni yapacağız da. Maddi durumlar nasıl? Sizin bir katkınız oluyor mu eve? Tabii oluyor. Oluyor tabii. Yani para durumu şimdi bende. Mesela onu ben idare ediyorum. Benim bir tane dairem vardı, onu sattım. Metin'in eskiden bakkalı vardı. Biz onu market yaptık, genişlettik işi. Sonra evin içini tamamıyla değiştirdik, yeni eşyalar aldık. Bunların hepsi benim paramdan yapıldı. Tamam, işte bunlar çok güzel. Güzel mi? Gerçekten güzel mi? Ben hala çok kaygılıyım yalnız. Kaybetme ihtimalim var diyorsunuzsa. Var tabii, normalde çok zor ama ben avukatınız olduğum sürece kaybetmezsiniz bu davayı. İyi ki size geldik. İyi ki. Ne kadar doğru seçim görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi bir kere öncelikle tedbir ve evden uzaklaştırma için başvuracağız. Nasıl? Ya ben evden uzaklaştırabiliyor muyum Perihan'ı? Mahkeme karar verirse elbette. Duydun mu? Evden atabiliyorum. Duydum, duydum. Yalnız bu evden uzaklaştırma kararı içinde size çok önemli bir görev düşüyor. Ne gibi? Dava için caydırıcı deliller toplamamız lazım. Nasıl deliller? Bu kadın biraz asabi demiştiniz değil mi? Evet tabii, çok asabi. Çok gergin, sürekli gergin bir insan. Tamam, o halde onu kışkırtın. Bırakın size saldırsın. Şiddet uygulamasına izin verin. Bu durumu kameraya çekin ve sonra da hemen gidip bir sağlık raporu alın. Böylece hem çocukların böyle şiddet yanlısı bir anneye emanet edilemeyeceğini belgelemiş oluruz, hem de uzaklaştırma kararı almamız kolaylaşır. Harika fikir. Harika. Fikre bak. Çok zekice. Üstüne üstüne gidin. Korkmayın. Ondan yiyeceğiniz de ayakta çekeceğiniz azıcık acı size mutluluk olarak geri dönecektir. Azıcık acı diyor. Azıcık. Bana bak, sen böyle komple şey mi gelmek istiyorsun? Alçıyla mı gelmek istiyorsun sen mahkemeye? Bence bir daha düşün bunu Hülya. Düşün bir daha. Düşünmeyeceğim Hürvet. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Üstelik ondan korkmuyorum senin gibi. Hiçbir şey yapamaz bana.
Bir keyif kahvesi içer miyiz artık? Keyiflenebileceğiz diyorsunuz ha? Tamam o zaman Sade. Avukat hanım ben bir şey soracağım. Beni dava eder mi? Ha, edemez. 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 Çok şekerli alayım ben de o zaman bir tane. Bak bakalım köy yumurtası. Neler ediyorum sana gör. Market ben Ceyda buyurun. Ha, maalesef hanımefendi. Henüz evlere servis hizmetimiz başlamadı. Ha, oldu. İyi günler. Ceyda. Nerede kızım şu son irsaliyeler? Geliyorum Metin Bey. İrsaliye klasörüne koymuştum. Aa. Aferin kız sana. 3-4 gündür hesap kitapla da ilgilenemiyorduk. Başımıza gelenleri biliyorsun. Metin Bey, sipariş için arayanlar oluyor. Yalnız bilginiz olsun. Maşallah de kız. Ne güzel işte. Dağlara, taşlara. Öyle işlerimiz açılıyor işte. Maşallah. İşler açılıyor da biz açılamıyoruz. İnsanlara sipariş götüremiyoruz ki. Yani doğru kız. Bir servis elemanı alacaktık değil mi biz? Heh, işte ben de tam onu söyleyecektim. Doğru, haklısın. Kızım sen de biliyorsun ya. Şu son bir hafta içerisinde yaşadıklarıma baksana. Trelerli oldum, kafa mı kaldı? Yani ne yapayım? Doğru, doğru vallahi. Bak, senin de aklında olsun. Sen de bak, araştır. Düzgün biri olsun ha. İt kopuk olmasın. Adam gibi biri çıksın. Ben de bakacağım. Tamam. Unutturma bana. Tamam. Tamam, hadi dükkana git. Tamam. Ceyda unutturma bana kız. Tamam Metin Bey. Hadi, hadi kızım. Oluyor sonunda. Ay Gülsen. Kız böyle bir gözlük yok. Tak tak. Ay şurasını gördün mü kızım? Ay pomposlar da harika. Ay yüzükler müzükler. Ay de delireceğim Gülsen. Aklımı kaybettim kız. Günaydın. Kolay. Kız pijamalar şey. Ay delireceğim. Güzel şu. Alacağım sana. Birkaç bilezik daha sattım. Bir buçuk. Bir buçuk. Al üç sana helal et. Al yavrum.
Buyurun abi. Hadi kolay gelsin. Ay gelsin. Hoş geldiniz. Siz de nasıl? Şu telefon ne kadar acaba? O 2700 lira efendim. Gülsem, bu sıfır atılmadan önceki parayla ne kadar oluyor yani? 2 milyar 700 milyon. Şüş. Pardon, kusura bakmayın. Ben böyle şey biraz dayanamadım. Çok kazıkmış yavrum. Ama anneciğim, bu fiyatlar bu telefonlara göre çok normal. Yavrum, yok mu böyle 150-250 o civarda bir şey? Bu telefonların hiçbir özelliği yok ki. Bir şey soracağım o zaman. Hülya ne kullanıyor? Ha, şundan kullanıyor. Hı, öyle mi? O ne kadar? Bu 1500 lira efendim. 1500 lira. Gülsen, şimdi bak, düşündüm de hakikaten teknolojiden geri kalmayayım ben. Bu telefonla bu Refika'nın grubuna girebiliyor muyum? Girebiliyorsun. Tamam, biz onu alalım. Bundan mı veriyoruz yoksa? Yoksa yani eğer bunu böyle daha pahalısı, daha iyisi falan... Bu var efendim, 3400 lira. Son teknoloji bir cihaz. Yani hiç sorunsuz. Ama bu da çok pahalıymış anneciğim ya. Gülsen, sen beni hiç tanımıyor musun yavrum? Ben bir şeyi aldım mı en iyisini alıyorum. Biz şunu alalım. Tamam, ben size o zaman içeriden cihazımızı takdim edeceğim. Güzel tabii, Pera'nın telefonu. Gülsen, bak şimdi bunu telefona veriyorum. Bu geri kalanlarla da eve adam ediyoruz. Bırakmışsınız her şeyi o mangohuya. O kanepe, o koltuk, o halı, o masa. Vallahi içim kararıyor evde ya. Tamam. Hadi. Bismillah. Hadi. Çekici ama dikkat çekici değil. Çirkin de değil ama mankenli değil yani. Peki bana niye bu kadar güzel geliyor bu kız? Merve. Sana hayırdır İsmail, ne oldu? Ceyda'dan mı hoşlanıyorsun sen? Hoşnut. Salak salak konuşma oğlum, onu nereden çıkardın ya? Sabahtan beri hoş hoş bakıyorsun kıza. Oğlum bana bak, sen kim köpeksin lan? Bana kelime oyunu mu yapıyorsun? He? Hoş! Sen kim köpeksin lan? Al sana kelime oyunu. Hoş hoşmuş. Densiz. Adam haklı, çok hoşlanıyorum. Elim ayağıma karıştırdı ya. Efendim Tarık. Alo Uşut. Ya benim şarj aleti senin evde mi kalmış? Bende. Ne oldu? Tamam, onu bizim eve bıraksana sen o zaman. Bırakamam. Bu sabah ödemeyip de karşıdan hesabın bir kısmına saydım onu Tarık. Ya yuh sana Uğursuz. Gerçekten yuh ya. Kardeşim, sana bir şey danışacağım. Dinliyorum. Ne danışacağım? Paranın geri kalanını nasıl tahsil edeceğini danışacağım. Üf, yok be. Şey diyeceğim. Ben şimdi diyorum ki gideyim bu Ceyda'ya çatlatarak çama teklifi edeyim. Ne diyorsun? Alo. Alo. Tarık. Oğlum orada mısın lan? Buradayım. Oğlum niye cevap vermiyorsun? Şaka kaldıracak durumda değilim Uğursuz. Keyfim yok. Ciddiyim oğlum. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Ha bana bak, ciddiyim demiş ki ya bu kız benimle evlenmeyi kabul ederse, evlenmek isterse benimle. Evet Uğursuz, kabul etti, bir evlenmesi kaldı. Gerçi çok güzel bir zamanda yaşıyoruz. Bence etmeli. Yani sıkıntı olmaz. Başlık parası neyin de yok oğlum. Uğursuz, oyalama beni kardeşim. Hadi kapatayım. Bir sürü işim var. Uf, tamam kapat. Hadi bakalım Uğursuz. Aşka eltiğin açma vakti geldi. Metin abi geldi yine ya. Yine Metin abi geldi ya. İsmail, bir çay ver İsmail. Ay. Ay. Ay Gülsen, ne kadar çok şey aldık. Resmen 12 yıl acısını çıkardın anneciğim. Alışverişe mi çıktınız? Evet anneanne. Ben ne aldınız? Ay kuzum. Biz sana hiçbir şey almadık. Hiç sana göre bir şey yok. Ay üzüldü garibim. Baksana boynu neydi. Bana ne aldınız? Ne alacağız sana be? Sana Hülya kızını alsın. Yürü Gülsen. Ne
huysuz kız. Kime çekti bilmem ki. Bana çekti. Bak. O cünü döverim seni, yerim ben. Hıfziye. Seni yerim ben. Efendim İzzet. Nasılsın? Ay yavrum teşekkür ederim. Sen nasılsın? Acıktım. Acıktın mı? Uy kurban olurum. Ben şimdi hazırlarım. Ne istersin? Patates. Patates mi? Hemen yavrum. Balım benim hemen. Hadi iyi günler kapat. Oh kurban olsun. Yer seni anneannen yer. Hemen şimdi patates yapacağım sana. Ay kokuş kokuş kıyafetleri var. Bir de böyle babanın hiç sevmediği renkler. Gülsem, babam bu kadının neyine aşık oldu Allah aşkına? Bilmem. Sen kimle konuşuyorsun bık bık? Hiç, arkadaşlarla. Gülsem, üniversiteye de gitmiyorsun. Ne arkadaşı bunlar? Şey, liseden. Liseden eski arkadaşlar. Gülsem, inşallah bu sene çok sıkı çalışacağız. O üniversiteye gireceğiz. Anneciğim artık zor ya o iş bu saatten sonra. Gülsemciğim, bak sen daha ilk doğduğun gün ben kendi kendime dedim ki Perihan, bak sen okuyamadın ama bu kız okuyacak. Ayrıca ben senin saçlarını küçükken doktor kızım, mühendis kızım, avukat kızım, mimar kızım diye taramadın mı? Taradım. E tamam. Ama sen tabii büyümüşsün, reşit olmuşsun, kendi kararlarını alıyorsun, özgürsün. Ama üniversiteye gireceksin Gülsen. Ay. Ay. Ne oldu? Tamam anneciğim. Ha, söz ver bana. Söz. Gülsen söz ver. Söz anneciğim. Tamam. Daha gene bik bikliyor. Evet. Konuşkan bir arkadaş değil mi o? Ha evet. Biraz öyledir. Şey anneciğim ben birkaç saat dışarı çıkabilir miyim? Çıkarsın. Ver şu askıyı. Renk görsün gözüm. Hanım hey, meğer hanım Oğuz ülkesinde Duha Kocaoğlu Deli Dumrul derler bir er vardı. Bir kuru çayın üzerinde çöpe yapıştırılmış gençeden... Başak kızım sen devam et. Çok bağlısın oğlum, nikah nikahsız demek. Eğer durmayı iyi idare edebilirsen bir seneye kalmaz kendime bisiklet alabilirim. Bana da alır mısın? Alırım tabii. Sahiden mi? Süpersin mi Mert? Gülümseyin. Derste pişti oynarken suçüstü yakalandınız çocuklar. İşte bu da kanıtı. Bir diğer tabirle tahsilnameye beş kala. Ya hocam Hülya annem çok kızar. Dayak atın kulağımı çekin ama tahsilname falan karıştırmayın. Hiç merak etme hepsini yapacağım. Kulağını da çekeceğim. Hadi bakayım. Hadi. Devam et. Günlerden bir gün dörtünün yanında bir evli babası konmuş. Bu babada yakışıklı bir delikanlı hastalanmıştı. Bir şey diyeceğim, nasıl buldun bileti? Enayi mıstık verdi. Ay yazık kız, o da sana deli gibi aşık. Ama gitsin kendi yaşıtları gibi büyük kızlardan hoşlansın. Ne yapayım? Ay çok heyecanlı Murat'ta konsere gitmek. Hayal bile edemiyorum ya. Çok şanslısın bir sen. Büyütülecek bir şey yok. O da senin benim gibi insan sonuçta. İnsan mı? Sen Murat'a insan mı diyorsun bir sen? O asla insan olmaz. O başka bir tür bence. Ben birkaç saate gelirim anneciğim. Tamam kuzum. Keyfine bak. O bavul ne? Senin eşyaların anne. Benim eşyalarım mı? Hı hı. Yok canım o Hülya'nın. Ayıp ama. Anneyle alay edilmez. Hı hı. Anneler de kızlarını satmaz. Ya yapma Perihan, kaç kere söyledim sana yavrum o iş öyle değil. Ay, tamam anne Allah aşkına başlama. İzzet sen bundan anlıyor musun yavrum? Oyun aç. Ben bilmiyorum oyun açmayı. Mert. Yavrum Mert okulda. Ben gideyim de yeni kıyafetlerimi deneyeyim.
Aşkım. Ali aşkım neredesin? Çalışıyorum hayatım. Ne zaman bitecek işin? Bilmem daha var gibi. Ne oldu ki? Buluşalım mı diyecektim. Buluşalım. Ya ne diyeceğim? Acaba sen mi buraya gelsen? Hem görürsün aşkın nasıl nikah kıyıyor. Tamam. Konum at geliyorum. Tamam atıyorum hemen. Oley be. Hadi güzelleştirelim burayı hadi. Allah. Hadi bakalım hadi. Hayır bak delil toplamakta hiç sorun yok Nurbet. Ben şimdi bir iki laf ederim onu kışkırtırım. Sonra da kamerayla çekerim. Ay tamam sen yine de dikkatli ol. Eli ağırdır falan. Ay ne kudretli kadındır ne güçlü kadındır o tabii ki. Daha söyleyeceğim bir şey var mı onun hakkında? Bazen sana gerçekten de gıcık oluyorum ben. Gerçekten gıcık oluyorum. Niye? Sanki onun tarafındasın gibi geliyor. Allah Allah yakın arkadaşım da alışkanlık. İyi tamam yakın arkadaşınla görüş o zaman. Benimle görüşme. Birinizin telefonu çalıyor. Benimki değil. Anne sen takoz mu kullanıyorsun? Hayret Hülya sana bir şey almadı mı? Benimki de değil. Ay seninki de mi değil? Kız benimki mi çalıyor? Alo? Alo anne, bak şimdi beni iyi dinle. Az önce Hülya ablayla Mürvet teyze konuşurlarken duydum. Seni kışkırtıp kameraya çekecekmiş. Sonra da mahkemede delil olarak kullanacaklarmış. Dikkat et tamam mı? Vay kurnazlar vay. Sağ ol Gülsen'cim, sağ ol canım. Hadi öptüm, bay bay. Ne haber millet, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Hayırlı olsun Perihan Hanım. Sağ olun Hülya Hanım. Mobil aldım. Bu bavul niye burada duruyor? Kim koydu bunu buraya? Ben koydum. Hani taşınacaksınız ya evden. Size böyle bir kolaylık olsun diye düşündüm. Affedersin ama sen ne hakla benim eşyalarımı kurcalıyorsun da toparlıyorsun? Ha? Paçoz kadın. Ay ama ne kadar medeniyetsiz oldu bu. İşte bu tip tartışmalarda seviyeler hep belli oluyor. Boşuna dememişler. Ne kadar saklarsan sakla, tartışmada düşer son bakla. Size hiç yakıştıramadım Hülya Hanım. Yani diyorum ki böyle daha düzeyli de tartışabiliriz. Evet biraz şey oldu. Beni bekle. Hayırlı olsun. Koş koş koş. Kuyruk koş. Devam ediyorum. Peki siz Aslan Başay, Melis Coşkun'u eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Sizler de şahitlik ediyorsunuz. Şahidiz. Şahidiz. Ben de Çekmeköy Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak... Gülsen! Aşkım! Aşkım! Devam ediyorum. Çekmeköy Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ay ne tatlı kıyıyor ya. Ay ay ay. Aşkım! Kahretsin! Bak kamerayı açıyorum şimdi. Sen çekeceksin tamam mı? Çekmesem. Delile ihtiyacımız var Mürvet. Saçmalama lütfen. Al. Tamam. Ben zaten şimdi bağıracağım put diye merakından gelir o. Yapmasak. Ne demek yapmasak ya? Yapayım. Allah Allah. Ya Mürvet lütfen. Benim adımı acaba söylemesen mi? Kimin adını söyleyeceğim? Kim gelecek benim yatak odama Allah aşkına? Tamam. Mürvet. Buraya da paçavralarının hepsini dizmiş. Lütfen bırakır mısınız kıyafetlerimi?
Bırakmazsam ne olur? Hiçbir şey. Ben yine yerleştireceğim. Ne? Hayır, yerleştiremezsin. Çünkü burası benim yatak odam, anladın mı? Hayır Hülya'cığım, burası benim yatak odam. Hayır, benim yatak odam. O askıyı böyle kaldır kaldır. Yoksa bana vuracak mısın? Darp mı etmeye çalışıyorsun beni, he? Yo, ben buna çamaşırlarımı asacağım. Estağfurullah. Hem ben hiç şiddet yanlısı bir insan değilim yani. Şimdi şöyle yapalım, ben sizi şöyle oturtayım. Onları da alayım. Mürvet Hanım, sizi de şöyle oturtabilir miyim? Burası benim. Sizinkileri de şöyle alırız. Yok, yok, zahmet şey yapmasın. Yok, yok. Aa, işte böyle. Getirir misiniz eşyalarınızı Hülya Hanım? Tabii. Tabii, hemen. Sen otur Mürvet. Sen elini bulaştırma. Çok şanslısın bir sen. Okulun en popüler kızlarını bırakıp seninle gidecek konsere. Bilet bende, güç bende. Ne haber bir sen? İyidir sen. İyi. Mallar sende mi? Çok iyi ya, bilete mal dedi. Ben de. Sağ ol kanki. Bilim hoşu çok sevinecek. Benim mi? Ay çok karizmatik, mors etmedi mi? Özge, bir gider misin? Tamam bir sen. Üzülme bir sen. Şu an yaşadığın duyguyu çok iyi anlıyorum. Seni benden başka kimse anlayamaz. Yok ama canım, hiç önemli değil. Alışkanım ben zaten. Biz müsaadenizle eğlencemize gidiyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Allah bir yastıkta koyacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Darısı sizin başınıza. Sağ olun. Darısı bizim başımıza zaten. İyi misin? Isındın mı biraz? İyiyim ya. Aşkım, hayırdır? Sen böyle benim iş yerime kadar geldiğine göre gündüz gündüz ya beni çok özledin. Ya da kötü bir şey oldu. Ne oldu? Tarık, benim seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Hayırdır inşallah. Ben anneme bir söz verdim. Hangi annemi? Perihan teyzeyi mi? Evet. Ne sözü verdin ya? Ben üniversite sınavlarına hazırlanacağım. Niye? Ya nasıl girmeyeceksin ya? İşte ben de onu diyorum. Artık girmeye karar verdim. Nasıl yani? Yani dünyanın sonu değil sonuçta. Alt tarafı... 4 sene sonra falan evleneceğiz işte. 4 sene sonra. Şimdi ben 4 ay sonra evlenmeyi planlarken 4 yıl sonra mı evleneceğim? Tam bir komediymiş Gülsen ya. Anam akla gitti çocuk. Aşkım iyi misin? İyiyim tabii ya. İyiyim. Sözlüsü olup da evlenemeyen tek damat olarak tarihe geçeceğim ben. İyiyim yani. Tarık, abartma istersen. Ya nasıl abartmayayım Gülsen ya? Nasıl abartmayayım? Hayatım alt üst oldu şu an, farkında mısın? Yapma böyle aşkım. Bana aşkım falan deme. Tamam, sakin ol. Dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk oyuncağı mı bu? Bana ses tonunu yükseltme. Yükseltirim. Gözümü açtığım günden beri ben seni seviyorum Gülsen. Elime senin elinden başka kadın eli değmedi. Hatta neredeyse seninki bile değmedi yani. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Konuşurum. Artık burama kadar geldi. Ben biraz daha sabredemeyeceğim. Buraya kadarmış. Son kararın bu mu Tarık? Bu. 4 yıl daha beklemem ben. Peki. Sen bilirsin. Ne oluyor? Ne bu suratlar böyle turşu saçıyor? Ne olacak baba ya? Klasik okul dertleri işte. Bir sen, iyi misin kızım? Yok bir şey. Allah Allah. Meslek. Çağırma şunu ya. Ayıp kızım, duymasın. Gelse ne oluyor bizim? Hadi bin arabaya çok. Efendim Metin amca. Ne oldu oğlum? Rıfkı seni almaya gelmedi mi?
Yok, mal almaya gidecekti öğleden sonra. İyi, hadi atla. Metin amca, yürürüm ben, boş ver. Bin lan arabaya, eşek sıpası. Hadi. Bugün size iyi gelecek bir şey biliyorum ben. Neymiş o? Hep beraber sinemaya gidiyoruz. Hulle be! Ben bizimkilere haber vereyim. Of! Bunaldım! Ama kızım, hayat böyle bir şey. Bazen bunalacaksın, bazen sevineceksin, bazen üzüleceksin. Değil mi? Her şeyle mücadele etmeyi bileceksin. Değil mi benim güzel, güzel bir Selim? Bak, hayat bir mücadele. Mücadeleye devam edeceğiz, değil mi kızım benim? Hadi bakalım, hadi bakalım kızım benim. Aa, evet, hayat bir savaştır. Evet arkadaşlar. Baba, iyi misin? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Çok iyiyim. Hadi gidelim hadi. Bakma öyle. Sen istedin bunu Gülşen Hanım. Ne yapalım? Neyse ben bunu bizzat kendisine veririm artık. Gülşen! Gel gel. Kankam benim. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Sene olmuş 2016. Böyle şaka mı olur Tarık? Ya bin şu arabaya mama dokuma gel. Oğlum içime altıma düşme. Her yerime kaçırıyordum. Salak mısın sen ya? Ya dur Urşut. Haberi veriyorum sana. Bugün omzumdan çok büyük bir yük kalktı. Ne yük ulan? Doğru söylüyorsun. Ne yükü ya? Tır kalktı tır. Ne diyorsun oğlum? Gülşen'le ayrıldık. Oh be. Dünya varmış. Çok iyi hissediyorum kendimi yani şu anda. Ama çocuk kıza kavuşamayınca delirdi. İyi misin Tarık? İyiyim oğlum. Ciddiyim ya. Bugün geldi. Biz böyle nikah mikah kıyıyordum işte. Ben konuşmaya başladık. Dedi ben Perihan teyzeyle konuşmuş. Söz vermiş. Okumaya karar verdim falan filan. Ben de dedim Gülşen bu iş yürümez. Bitti. Ben dedim. Allah Allah. Bak gari şuna. İnanmıyor ya. Oğlum bekarım artık. Seninle önümüze bakabiliriz. Böyle geceleri akabiliriz. Dışarılara çıkabiliriz. Hayır Tarık. Geceleri dışarı falan çıkmak yok. Çıkar, kötü arkadaş ben olurum. İki gün sonra barışırsın Gülşen'le, kötü ben olurum. Yani. Geceleri dışarı çıkmak yok. Ne alakası var ya? Rahat ol sen. Çıkalım dışarı. Yakışıklı adamım oğlum, hep diyorum sana neticesinde. Bir etrafımıza bakalım, sağımıza, solumuza bakalım. Yakışıklısın. He. Aha, şu gelin kadını bir şey yap bakalım. Hadi. Tavla bakalım lan. Hadi lan, göster bakalım. Pardon, saatiniz var mıydı acaba? 6'ya geliyor. Evden beklerler sizi ha. Teşekkür ederim. Ne oldu? Beni bakkala götür. Oğlum benim tipimde var. Tipimde var da ağzımda yok. Onu da yapacağız işte. Kaç yıldır Gülsen'leyim. Ne yapayım? Bu araba niye çalışmıyor ya? Oh! Gündüz sinemasından sonra yapılacak en güzel şey nedir arkadaşlar? Ha? Deniz kenarında yürümek. Mis gibi havayı, deniz havasını ciğerlere çekmek. Oh be! Bir de balık tutmak değil mi? Evet. Baba, bu aşırı mutluluğunu bizimle paylaşmak zorunda mısın? Kızım, sen de benim mutluluğumu sürekli böyle baltalamak ve engellemek zorunda mısın? Nedir bu cadılık? Ha? Ne oluyor? Ay, sinemanın ikinci yarısında çıkmaya kalkmalar falan. Çok sıkıldım çünkü. Baba, bu enterli enterli ergeller var ya, biri sende onlardan işte. Filmin yarısında çıkmayı karınca zannediyorlar. Ben şu karizma barizma kelimesini hiç anlamıyorum. Sizin de anladığınızı zaten zannetmiyorum. Entel, enteli de yanlış kullanıyorsunuz zaten. Bilmiyorsunuz. Ya nedir, ne oluyor anlamıyorum ki. Kızım, biz büyüklerimizden böyle mi gördük çocuğum? Ya biz sinemaya, tiyatroya gittiğimiz zaman öyle saygılı bir şey bu. Yani orada insanlar çabalıyorlar, emek var değil mi? Emeğe haksızlık ve saygısızlık olmasın değil mi? Benim güzel bir şey. Sakin ol. Nereden atacağız? Gel benimle. Şunlara bak ya. Baba oğul balık tutmaya gidiyorlar. Tam bir klişe. Vallahi benim hayatımın en güzel günlerinden biri bir sen. Mıstık, ben seninle mi konuşuyorum? Bir çekilir misin? Yer yer, oraya dikkat et ha. Gel yavrum, gel. Koy sepeti şuraya. Ha,
koy, koy, koy oraya koy. Oraya koy mu oğlum? Şuraya koy. Devrilir ha. Koy oraya. Gel ya. Yani Refikacığım diyorum ki bu hani en son çıkan telefon. Hani teknolojinin artık tepe noktası bu. Ah çok güzel hayatım. Güle güle kullan. En pahalı telefon bu şu an Refika. Bak. Görgüsüzün telefonu olmuş. Aa güzel telefon ama. Efendim? 2 güne kırılır. Ha güzel. Hay ben şunu alamıyorum. Bu kadar ucu ucuna parayı denkleştiriyoruz. Metin niye bu kadar kıyandı? Sen bana oradan hiç laf atma. Ben bunu kendi paramla aldım. Metin'in haberi bile yok. Öyle mi canım? Öyle canım. İyi tamam. Tepe tepe kullan o zaman. Bir de anlasa bari. Refika, şu Kahkül kafa gidince bizim kızlar grubuna bir mesaj atacağım. Kahkül'le gitti diye buyurun çaya diye de ekleyeceğim. Gördün mü Refika? Gülsen. İyi akşamlar. Ben bir Gülsen'e bakayım. Gülsen. Ne yapıyorsun kuzum? Hiç. Ağlamıyorsun değil mi sen? Yok canım ne ağlaması. Uykum vardı ya. Böyle esnedim gözüm sulandı herhalde. Gülsen. Bir şey soracağım yavrum. Bana şunun kamerasını bir açmayı öğretsene. O Kahkül kafayı kendi kozuyla vuracağım da. Bak şimdi burada kamera işareti var ya. Hı-hı. Onu böyle kaldırıyorsun yukarı. Bakıyorum. Evet. Evet. Sonra videoya getiriyorsun. Çekil bakayım. Aha çok gitti. Geri gel. Dur. Nasıl buldun? Yavaş. Ne oldu? Böyle de videoya çekiyorsun. Tamam. Allah. Dur baştan yapıyorum. Şak. Oldu oldu. Hadi. Oh ya. Vallahi bekarlık sultanlıkmış. Yani annem haklıymış. Baksana o da pişman değil. Halinden memnun yani. Aramadı bile. Kurşut. Nereden biliyor? Ya oğlum diyorum ya aramadı bile. Pişman olsa arardı yani. Pişman edememişsin demek ki. Nasıl? Oğlum sizin ilişkiniz uzun ilişki yani zor. Alışkanlıklar falan var. Anladın mı? Çok zor yani. Vay be Uruştum'a bak. İlişkiler hakkında da konuşuyor. Ne sandın oğlum? Aşk adamıyımdır ben. İyi. Aa oğlum ne oldu? Ceyda Meyda diyordun sen. He. Kötü hava şartlarından dolayı maç iptal edildi. Ya Metin amca dükkandan hiç çıkmadı ki kardeşim ya. Hiç çıkmadı adam ya. Oğlum sen Metin babadan niye korkuyorsun ki? Metin babaya dün gece zaten... Aman Tarık gözünü seveyim. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Kurban olayım. Vay iyisin. Uruşut. Hani senin... Çok meşhur bir lafın var. Para, para, para. Yok, yok. Allah'ım ne olur bir 1 milyon dolar. Ya yok oğlum o değil ya. Para veren altın bulsun. Ya hani bana dediğin. Allah rızası için bir sadaka. Ya yok. Hani sana o kızı diye başlayan. Bak, bak, bak. Yar etmezler diye bir tane. Uruşun, dur oğlum dur ya. Oğlum bana yeni lafımı duydun mu? Yok. Gülsün seni aramaz. Gülsün seni aramaz. Gülsün seni aramayacağım. Ya ararsa ilk seni döveceğim Uruşun. Yemin ediyorum ilk seni döveceğim. Hadi geçin bakalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk Hülya. Al canım. Al. Al. Metin hoş geldin. Hoş bulduk Perihan. Perihan. Gülsen'le alışveriş yaptık. Metin nasıl olmuş? Günün nasıl geçti hayatım? İyi miydi bari? İyi. Gayet iyi. Metin, bir yaramazlık yoktu değil mi? Yok. Her şey yolunda. Gayet iyi. Geç tatlım sen, geç otur. Dinlen birazcık. Ben de yemekleri yapayım. Sen rahatına bak. Ben sofrayı hemen kuruyorum. Ya ne yapsam ki? Arasam mı acaba? Ya Uruşut sana diyorum ya. Kanki çok pardon. Ya özel hayatımla ilgili almam gereken önemli kararlar var da seninle ilgilenemiyorum.
Ne yapıyorsun? Kızın hesabına mı bakıyorsun? He, baksana lan. Oğlum hobileri uyuşmuyor. Sevdiği filmler, sevdiği aktörler uyuşmuyor. Hiçbir şeyimiz uyuşmuyor. Ben çekeceğini seviyorum. O havyar badem seviyormuş. Mükemmel bir çift olacağız demektir bu. Oğlum vallahi hastasın sen ya. Bak Gülşen ya. Maydanoz koymayacak mısın? Sana ne? Koymayacağım. İster koyarım ister koymam. Ne oldu? Dövecek misin beni? Yok yok dövmeyeceğim. Hani salata öyle yapılmaz da o manada sordum. İstediğim şekilde salata yaparım tamam mı? İster öyle yaparım ister böyle yaparım. Sen kendi hamurunla ilgilensene o deve hamurunda şap şap. Allah Allah. Bıçak! Çünkü saplayacaksın bana. Bıçağı saplayacaksın değil mi bana? Yok. Ben kabak doğruyorum şu an. Kabak mı doğruyorsun? Bir dakika ya. Sen niye bu kadar naziksin? Ben nazik bir insanım zaten. Ama böyle bu aralar sen gideceksin ya. Hani böyle ne bileyim hani iyice bir rahatladım herhalde. Bir rahatlık geldi. Öyle mi? Bu arada ben hiçbir yere gitmiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Anne. Sence neden bunlar böyle? Kimler yavrum ne olmuş? Kendine gel. İlla ile Perihan. Niye bu kadar iyi anlaşıyorlar sence? Erkek adamsın yavrum. Vurdun masaya yumruğunu. Çözdün işi. Değil mi ha? Ha! Başıma bu geleceğini biliyordum. Al, felaket koptu işte. Buyurun. Durun, bunu yapmayın. Ay! Babacığım bardak elimden düştü, pardon. Geçmiş olsun kızım. Olsun, iyidir ama nazar çıkar, nazar çıkar. Şey derler, öyle derler. Ben bir şey oldu sandım. Ne oldu sandın Metin? Ha, ne sandın? Şey, ne sandım? Yo. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Elini sürme, ben toplarım şimdi. Ne olmuş oğlum? Bardak düşmüş, bir şey olmamış. Ay. Oh. İşte bir gariplik var ama anlamadım gitti. Baba, sen boşuna korkuyorsun. Yok be oğlum. Ben niye korkacağım? Aman anne ya. Ödümü patlattın. İyi yaşa. Çok yaşa. İyi yaşa anne ya. Hep beraber yavrum, hep beraber inşallah. Murat'ın bu yaptığına adilik denir. Evet ya. Ama çok karizmatik bir adilik değil mi? Tam Muratlık. Gir. Sofra hazır. Tamam. Görüşürüz. Bir sen. Canım bir şey mi sıkkın hayatım? Yok bir şeyim, iyiyim. Anlatmak ister misin? Neyi anlatayım ki? Bütün erkekler salak. Oo, konu düşündüğümden daha ciddi. Bu kadarını beklemiyordum. Kimmiş bu bakalım? Murat. Murat. Annesini tanıyor muyum? Tanımazsın herhalde. İyi ki. Bir sancım. Bak tatlım daha çok gençsin. Bana kalırsa şimdilik sen bu tip şeyleri kenara bırak. Derslerine yoğunlaşmaya bak. Okulunu bitirmeye bak. Çünkü şimdi duygularının çok karışık olduğu bir zamandasın. Doğru zaman geldiğinde doğru adamla karşılaşacaksın zaten. O zaman yaşanması gereken neyse yaşanacak. Tabii bazen doğru adamla karşılaşırsın, harika bir şey yaşadığını zannedersin. Sonra bir olay olur, onu kaybetmemek için mücadeleye başlarsın. Kendini müthiş bir savaşın içinde bulursun. Ve bu iğrenç bir şeydir. İnşallah böyle bir şey yaşamazsın, inşallah.
Yerler çok senin teselliye ihtiyacın var gibi duruyor. Hayır tabii ki. Meleğim yine hepsi geçecek. Acıkmadın mı sana? Hı? Hadi gel yemek yiyelim. Hadi kuzum, hadi. Arayacağım ben. Yok ya, aramayacağım. Yo, beni aramazsa. Aman aramazsa aramasın ya. Oğlum ben Gülsensiz yapamam ya. Aynen aynen. Ya Huşu, sıkıldım senden de. En ihtiyacım olduğu zaman aynen aynen aynen. Aynen kanki. Vallahi boğulacağım ben şimdi, dayanamıyorum, arayacağım. Gece. Maşallah. Metin'cim. Oh. Güzel güzel. Oh, mis gibi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Metin, bak bana bugün ne aldık. Bakayım. Dur lan. Ben baktım önce. Çok güzelmiş ya. Selam, vallahi güle güle kullan ha. Hayırlı olsun. Yakışır değil mi? Ha. Bakayım. Vay be, son sürüm. 8 çekirdek, 128 gigabayt hafıza. Her şeyde nasıl biliyor? Maşallah. Bravo anne, vallahi anlıyorsun yani. Bençim, evde sokak ağzıyla mı konuşuyoruz tatlım? Lütfen. Biraz su rica edebilir miyim lütfen? Sürahi doldu mu? Doldu. Ben doldum. Telefonun çal. Aa aşkım. Aşkım kim? Anneciğim aşkım şey. Benim bir arkadaşım var. Biz birbirimize aşkım diye konuşuyoruz. O yüzden ben de aşkım diye kaydettim. Ay ben de bazı arkadaşlarıma aşkım diyorum. Şu sürahi doldurayım ben. Olur öyle deriz. Oğlum sana teyzene biraz. Bakmayacağım. Al al Mert al. Al çocuğum, al çocuğum. Al bir kaşık al. Hiç yemiyorsunuz. Al bir sen. Hadi bakayım çocuğum benim. Aferin. Sen şunu ye bakayım. Isır. Hurşut, cevap vermiyor. Ben ne yapacağım oğlum ya? Sen daha dur Tarık Efendi. Ayrılık sonradan koyar derler. Sen daha çok acı çekeceksin. Çok! Ben gidiyorum ya. Nereye lan? Evime. Ceyda'cığım, güzelim, güzeller güzelim. At bakışlım, ceylan gözlüm. Yarın bitiyor bu hasret. Affedersin Mangoho, nereye? Yatağıma. Orası benim yatağım değil mi yalnız? Hayır benim. Ve bu gece de yatağımda yatacağım. İyi geceler. Metin. 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 Ne yapmış? Yatmış. Kızıyorum ama Metin. Oğlum Metin. Sen bu işi biliyorsun aslanım benim be. Ne oluyor ya? Her şeyin yeri değişmiş. Allah Allah. İyi geceler Birsen. İyi geceler. İyi geceler Gülsen.
İyi geceler. Allah rahatlık versin. Melekler öpsün hepinizi. Biri hariç o da kendini biliyor. Ah yeter. Uyuyalım artık. Evde işler iyi gidiyor da bu ne oluyor bu? Niye taş kırıyorsun ha? Bu burada değil mi? İki ayak üstüne yalan atıyorsun ya. Adama bak ya. Ne oldu? Ne oldu? Bak sayıyorum. Bir, iki parmakla sayıyorum bak. Bir, iki, üç, dört. Bu da beş. Ha, bu da bir. Rıfkı yemezler canım. Bak bu burada. Taş kırma. Aa, iki ayak üstünde. Aman da Metin Saadet. Kazım. Ulan ismini bildiğin halde inadına mı soruyorsun ya? Ne yapalım Metinciğim? Kurallar gereği sormamız gerekiyor. İyi tamam anladık. O ne? Celp kağıdı. Celp mi? Rıfkı? Savaş mı çıktı oğlum? Bizim haberimiz yok. Askere mi gideceğiz? Tebriz ben de gideceğim. Valla bundan haberimiz yoktu ya. Al bakalım oku gülebilecek misin? Al. Mahkeme Celbi ulan bu. Davalı Metin Saadet. Bu dava açmışlar. Kim dava etmiş? Benim hanımlar. Hanımlar mı? Senin dağıtacak evrakların falan yok mu Kazım ha? Daha çok işin vardır ha? Posta mosta. Hadi kardeşim sana ne? Sana ne kardeşim? Şuraya bir imza alayım canım. Senin canına şimdi var ya. Al. Hale bak ya. Buyurun işte. Dava açmışsın. Ayıp ya. Ayıp gerçekten ayıp. Abi ben sana demiştim. Dün demiştim sana. Bu fırtına öncesi sessizlik. Bekliyordum zaten böyle bir şey. Vardı bir gariplik. Hissetmiştim ama. Metin. Hayırdır oğlum? Dün keyfin yerindeydi. İşler yolunda gitmiyor herhalde. Sana ne kardeşim benim keyfimin yerinde olmasından, olmamasından ha? Yani işiniz gücünüz yok, oturmuş beni mi izliyorsunuz? Size ne benim keyfimin olup olmamasından? Benim derdim seni mi gerdi, sizi mi gerdi kardeşim? İyi be, bir şey demedik. Allah Allah. Hem iki karım var, hem de gelmiş burada bize sinir yapıyorsun ya. Allah Allah. Ulan sen... Sakin et. Kafa attın adama. Atarım. Atarım. Az bile yaptım. Abi sakin. Abi sakin. Abi sakin. İki hamur bize abiciğim. Ben garip değilim. Tamam yeşil çay olur. Yeşil çay al. Rıfkı seni boğarım ha. Abi sakin ol. Tamam. Bir şey içmiyor. Sakin. Tamam. Tamam. Tamam oğlum. Kafa attın adama kafa. Yettim. Hayvan. Oh. İçim bir rahatladı. Alo ha Hacer. Celpler geldi. Evet Müjde Hanım. Ha. Şahit toplamam lazım anladım. Şahit. Toplarım ben şahitleri. Tamam. Refika. Çok acil şahit toplamam lazım. Nöbet neredesin?
Ali kim? Metin abi ne örüyor? Sen ne örüyor? Ne öreyim? Hayırdır Metin abi, canı sıkın. Sıkın. Bak. Yengenler beni mahkemeye vermiş. He, olsun ya Metin abi. Adalet mülkün temelidir zaten. O ne lan? Adalet teyze diyorum. Sipariş istediydi de ben onları alayım. Git al. Sen burada oturuyorsun değil mi? Sana bir kahve söyleyeyim acaba. Söyle. Oturuyorsun değil mi? Buradasın. Oturuyorum. Ya git başımdan, hadi yalnız bırak beni Urşut. Tamam İsmail. Metin abime benden bir acı kahve. Merhaba Ceyda. Merhaba, ne haber? İyi, senden? İyi. Ceyda'cığım, şimdi lafı fazla dolandırmayacağım. Bu sana olan bakışlarımdan da fark etmişsindir. Son zamanlarda biraz farklılıklar var. Evet, hakikaten bir gariplikler var ama. Evet, işte bak. O garipliğin adına halk dilinde ilgi diyorlar. Anlamadım. Şimdi şöyle oluyor. Kimle yazışıyorsun sen? Bir arkadaşımla. Dişi mi, erkek mi? Erkek. Ne? Konuştuğun biri mi var Ceyda? Ay ne diyorsun ya, anlamıyorum. Senin anlamına gerek kalmadı. Ben anlayacağımı anladım Ceyda'cığım. Bütün analizlerim boşuna gitti. Çekil lan arkamdan, zaten canım sıkkın. Metin abi. Ne diyorsun ulan sen? Metin abi. Çalışanlarına dikkat et. Anlamadım, ne dedi? Ne bileyim, mesai saatleri içerisinde yazışmalar falan filanlar. Böyle milletle konuşmalar. Neyse, size kolay gelsin. Ceyda ne diyor bu saksağın? Ay bilmem, anlamadım ki. Uğraşamayacağım sizinle. Zaten sinirlenip de ben de mahkemeye vermişler beni. İyi tabii. Sanki suçlu benmişim gibi. Asıl mağdur benim ya. Benim Ceyda. Mağdur olan benim Ceyda. Çok güzel gözüküyorsunuz. İyi misiniz memur bey? İyiyim, kusura bakmayın, ne olur şey oldum, ben biraz duygulandım da. Çünkü bu yaz ben de damatlık giyecektim. Tabii sevdiğim de sizin sevdiğiniz gibi böyle güzel beyaz bir gelinlik giyecektim. Ay. Üzülmeyin, barışırsınız. Zaten ben çok istiyorum barışmak da. O istemiyor. Üzülmeyin, barışırsınız. Kadınlar hassastır. Kalbini kırdıysanız eğer gidin gönlünü alın. Olur diyorsunuz her bir şey. Olur tabii ya. Biz bu masaya gelene kadar kaç kere kavga ettik. Değil mi hayatım? Şükrü, o kavgaları hatırlatma istersen. Niye? Senin haksız suçlamalarından bahsedeceğim diye mi korkuyorsun? Şükrü! Dokunma bana. Dokunma bana ya. Güzel. Sen kimsin yani böyle konuşuyorsun? Annem demiş. Alo aşkım. Alo Gülsen, orada mısın? Tarık. Senin adın niye aşkım yazıyor bu telefonda oğlum? Allah Allah. Bir gariplik oldu. Kim ki bu ya? Bakayım. Hatlar mı karıştı? Ne oldu? Aşkım. Ne haber aşkım ya? Ne oluyor be? Bir sen. Aşkım bana söyle. Gülsen ablam ortada yok da. Nerede? Demin kim açtı telefonu o zaman? Annem. Hangi annem? Perihan anne. Yok yok, sorun değil. Yanlış açılacak hiçbir şey yok. Ben de şimdi seni anlatıyordum nasıl herkese sürekli aşkım dediğini. Alo. Aşkım. Tarık. Tarık, sen niye herkese aşkım maşkım diyorsun? Ya şey, Perihan teyzeciğim, tabii sen yokken konuşma dili de değişti. Senin haberin yok. Biz öyle birbirimize aşkım canım ciciğim. Öyle konuşuyoruz artık yani.
Tamam Tarık, kapat. Olduğu zaman kapatayım ben. Kapat. Aptal bu çocuk ha, Saftaron. Diyorum ben, kimse dinlemiyor. Bebek ne haber aşkım? Başkasını yakalamıyorduk ya. O lafı etmeyecektin Şükrü. O lafı etmeyecektin. Al yüzünü. Lütfen lütfen kalkmayın, oturun. Vazgeçtik biz. Nasıl? Ha şu yeni es şaka. Ha bırak beni, çok sinirlendim. Şakayı başkasının yanında yapın. Bırak. Şaka değil miymiş yani şimdi? Ne oldu ki, Allah Allah? Gürsel, yavrum. Nasıl gidiyor böyle bir okul? Bir sıkıntın var mı? İyi. İyi. Allah Allah. Yavrum ne bu odanın hali? Duvarlara hiçbir şey asmamışsınız. Sizin sevdiğiniz böyle bir müzik grubu. Ne bileyim bir yakışıklı futbolcu, handbolcu, su topçu. Ne bileyim öyle bir yakışıklı olan yok mu ya? Hülya anneme bir poster asmamıza izin vermiyor. Tabii iyice Nazi kampına çevirmiş. Ben veriyorum yavrum. Ne istiyorsanız, hangi yakışıklı olanı istiyorsanız asın duvarınıza, tamam mı? İlginç. Sensin ilginç, gel buraya. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay topkah küllüm. Nanay, nanay, nanay. Şaka mı yapıyorsun Tarık? Dilenci miyim ben? Dilencilikle ne alakası var oğlum? Al şunu ya. Ben sokak sanatçısı gördüğümde hep para veririm. Al. O zaman olur. Of of. Burçuk ne oldu oğlum sana ya? Ben Gülşen'le ayrıldım, sen surat asıyorsun ya. İçim yanıyor, benim de içim yanıyor. Hayırdır oğlum ya? Sen bana para falan mı kaybettin? Nereden geçtin şöyle gidip bakalım, buluruz belki. Of Tarık of. Ceydan gitmiş elden, sen hala paradan bahsediyor. Ceydan mı gitmiş? Konuştuğu bir erkek varmış. Hadi ya. Tüh, üzüldüm senin adına. Ben de kendi adıma üzüldüm kardeşim. Senin de halin dram vallahi şu. Of drama geldi oturdu burama. Yeter artık, dayanamıyorum ya. Benim de bir ilişkim olsun. Benim de bir sevgilim olsun. Bıktım bu yalnızlıktan. Bıktım bu acısızlıktan. Burçuk tamam oğlum ya. Ne olacak, boş ver. Sana başka kız mı yok? Yok. Bu mahallede Ceyda'dan başka benim statüme kız yok. Tamam oğlum. Gel gidelim aşağıya, iki tane maç atalım. Neşen yerine gelir. Ha? Gitti benim neşem kardeşim. Bir daha geri gelmez. Gelir gelir. Saatine 5 lira veririm. Gelmiyor. 10 vereyim. Gelmiyor. 15 vereyim. Gelmiyor. Burçut 20 vereyim. Real Madrid'i ben alırım ama. Tamam, ben Leicester alacağım zaten, hadi. Nana esmerim nana. Aa, babam geldi. Hoş geldin Metin'ciğim, hoş geldin. Bırakın, uğraşmayın. Lüzum yok böyle şeylere. Hiç lüzum yok. Ben kendi terliklerimi giyerim. Kendi montumu çıkartırım. Hiç gerek yok, hiç. Hayırdır Metin, bir şey mi kızdın sen? Ne oldu kuzum, bir şey mi sıkıldı canın? Yoo, neye kızacağım ki? Hepi tohum mahkemelik olmuşuz. Hepsi o kadar, neye kızayım ki? Kızılacak ne var bunda, değil mi? Metin, ama avukat dedi ki prosedür böyle. Ne? Babamla mahkemelik mi oldunuz? Vay be, mahkemeye mi çıkacağım baba? Prosedür böyle yani, öyle mi? Hale bakın ya, hale bakın. Hale bakın, hale bakın. Yani şu hale bak ya. Buyurun. Hale bak. El alede rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi. Şimdi de devlete millete rezil olacağız. Pes yani ya. Pes size, pes. Bir de tanık yazıyor. Zavallı yazmalıydı aslında. Zavallı. Benim ne suçum var ki bu işte ha? Ben mi istedim böyle olmasını yani? İyi. İyi o zaman. Hadi bakalım. Mahkemeye çıkalım. Hakim karar versin. O ne derse ben onu yapacağım. Nerede benim yastığım? Ver şunu da. Oh be. Belgesel izleyeceğim. Oturacaksanız susun.
yeter artık ya. Görülsün şu dava da bitsin bu çile. Aa, ben de sıkıldım artık. Gitmeyi ister miydim, ne sanıyorsun? Kolay mı yalnızlığım, kolay mı sensizliğim? Mutlu muyum sanıyorsun, yanılıyorsun? Kolay. Babamın keyfi mahkemeye kadar sürdü. Annelerim babamın yakasını bırakmışlardı. Babam sürekli belgesel izledi. Geçen her salise, her dakika değiştirdi bizi. Mahkeme yaklaştıkça Perihan annem ve Hülya annem arasındaki şahit ve delil toplama yarışı hızlandı. Adın sönmüş ışıklı neonlarda. Bu yol benim yolum, yoksun sonunda. Ne bekliyor beni uzaklarda? Yüzünde siliniyor hafızamda. Bıraktığım konu komşu kim varsa ikna etmeye çalıştılar. Seni geçen her salise, her dakika değiştirdi bizi. Gülşen ablamın kararı kesindi. Üniversite bitmeden evlenmeyecekti. Tarık abi ise 4 sene beklemeyi bir türlü yediremiyordu kendine. Perihan anne evin düzenini de değiştirdi tabii ki. Kolay mı yalnızlığım, kolay mı sensizliğim? Mutlu muyum sanıyorsun, yanılıyorsun. Kolay mı kimsesizliğim, kolay mı sahipsizliğim? Bıraktığım yere dönsem de artık ulamam. İki anneli hayat bizim hoşumuza gitmişti. Her salise, her dakika değiştirdi bizi. Geçen her salise, her dakika değiştirdi bizi. Ama babamın bitecek sandığı çilesi aslında daha yeni başlıyordu. Ay çok heyecanlıyım. İlk defa bir duruşmaya gireceğim. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Şu halimize bakın. Mahkeme köşelerinde sürünüyoruz. Ne ayıp. Gülsen babanın kravatını düzelt. Ne yapıyorsun kız? Keyif salıyorum. Babam hukuk mücadelesine girerken. Ne diyor bu kız? Ne bileyim ya. Biz neyin derdindeyiz, o neyin derdinde? Müjde Hanım. Bugün bu iş biter değil mi? Yani herhangi bir aksilik çıkmaz. Merak etmeyin, hiçbir aksilik olmaz. Zaten durum ortada. Yüksek ihtimalle biz kazanacağız davayı. Hacer harcayacak mıyız? Tabii ablam. Tek çelse, rahat. Ben o zaman gülümsememi takınıyorum. Müzik.
gideriz hayatım. Şu kadına gitti. Biz de evimize gidelim artık. Git diyemem. Hayır Hülya. Peki. Metin bir saniye bakar mısın? Metin şu kadını gönder hadi evimize gidelim şu an lütfen. Gönderemem Perra. Git diyemem. Hakim ne derse ben onu yapacağım. Davacı Perihan Saadet, davacı Hülya Saadet, tanık Metin Saadet. Kim? Perihan benim efendim. Sen ölü gözüküyorsun. Estağfurullah hakim bey ağzınızdan yel alsın. Maşallah çaki gibiyim. Efendim gayiplik kararının kaldırılması kararı ve yeni suç düzeni için gereken belgeler. Peki gel anlat bakalım kızım. Efendim. Ben bundan tam 12 yıl önce çok ağır bir trafik kazası geçiriyorum. Sonra beni arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar. Ve benim öldüğümü zannediyorlar. Ben aslında ölmüyorum. Yani bir mucize mi desek, ne desek bilmiyorum ama Allah'ın bir lütfu olarak bir tek ben hayatta kalıyorum. Sonra tabii herkes ben öldüm sanıyor falan. Bu arada işte bu kaza böyle bir su kenarında gerçekleşiyor. Ben de suyun karşı tarafındayken bir teyze gelip beni buluyor. Sonra o teyze beni bir doktora götürüyor hakim bey. İşte gene Allah'ın bir mucizesi herhalde. O beni götürdükleri doktor da bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyor oluyor. Ve işte ben canım kocamdan, evlatlarımdan ayrı yıllarca böyle bir duvara bakıyorum. Ve sonra işte tabii Allah'ın takdiriyle bir sabah bir kendime geliyorum. Bir uyanıyorum hakim bey. Aa diyorum ki ben her şeyi hatırlıyorum. Benim hikayem böyle başlıyor. Tabii başka ayrıntılar da var. Tek tek anlatayım. Anlatma kızım. Sen geç yerine. Hülya Saadet gelsin. Saygılar efendim. Bundan tam 6 yıl önce şuradaki... Metin Saadet'le eşimle evleniyorum. Büyük aşk. Birbirimizi çok seviyoruz. Evlendiğimde doldu kendisi. Eşini kaybetmişti. Bu 3 çocuğu da ben büyüttüm. Kendi öz evlatlarım gibi baktım onlara. Bu arada ona da şahane şey verdim o bizim oğlumuz. Harika bir evlilik geçiriyorduk. Gayet mutluyduk. Her şey çok yolundayken bir gün şu kadın geldi. Bu kadın. Kocasını geri istediğini söyledi. Bakın hakim bey, biz gerçekten çok mutlu ve güzel yaşayan bir aileyiz. Ben sadece şunu öğrenmek istiyorum. Yani kim suçlu? Çünkü durmadan beni suçlayıp duruyor da benim bu konuda hiçbir suçum yok. Lütfen karar verir misiniz kim suçlu? Vereceğiz kızım, vereceğiz. Otur sen. Metin Saadet, sen gel bakalım. Seni dinliyoruz. Sayın hakimim, şimdi ben tabii ne diyeceğimi bilemiyorum. Perihan Hanım'ın söyledikleri doğrudur efendim. Hülya Hanım'ın söyledikleri de doğrudur efendim.
İkisinde de bir yanlışlık yok. Perihan'ın da birlikteliğimiz yıllarca sürdü. Biz evlendik, bir çocuk sahibi olduk. Evet, kendisinin başına böyle bir kaza geldi. Sonra çat diye yeniden geldi. Allah'a şükürler olsun, dönmüş oldu. Bize yeniden Allah kavuşturdu. Ama tabii ben bu arada Hülya Hanım'la evlenmiş oldum. Doğrudur Hülya Hanım'ın söyledikleri. 6 yıl kadar oldu. Mert, Birsel, Gürsel, Perihan Hanım'ın çocuklarıdır. Yani ikimizin çocuklarıdır. Sonra Hülya Hanım'la birlikte Perihan Hanım'ın yokluğunda İzzet'i dünyaya getirdik. Maşallah pehlivan gibi olacak dedesi gibi. Yani tabii şimdi ben işin içinden çıkamıyorum. Hakim Bey, karar veremiyorum. Nasıl karar vereyim ki? İkisi de benim karım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi Perihan Hanım da benim karım. Hülya Hanım da benim karım. Ben ne yapayım? Bilmiyorum. Otur evladım, otur. Peki efendim. Nasıl çıkacağız bu davanın içinden ben de bilmiyorum. Hani derler ya, yazsam roman olur. Yaz kızım romanı. Evet, kapa gitti gene. Yaz kızım kararı. Karar. Dava sonuçlanana kadar her iki kadının da hanede aynı haklara sahip olmasına ve birbirleri için talep ettikleri tedbir ve uzaklaştırmanın lüzumsuz olduğuna, dolayısıyla da reddine. Mahkemenin bir ay sonra Cuma'ya bırakılmasına karar verilmiştir. Bir ay mı? Bir ay ne yapacağım bir anda? Peki Hakim Bey, ben ne yapacağım? Herkes çıksın. Sen kal. İçeride bir şeyler söyleyecek ya, ona dair tutanak tutulacak, biz de bunu okuyacağız değil mi? Yani tutarlarsa okuruz tabii. Biz de okuruz canım. Biz de okuyacağız. Tutarlarsa okuyacağız tabii. Ben mi? Buyurun Hakim Bey. Memnun musun durumunda? Anlamadım. Memnun mu? Hakim Bey, bu sizin öyle zannettiğiniz gibi bir şey değil. Bu kabus gibi bir şey. Yani bırakın kabusu, karabasan. Üstüme inme inecek diye korkuyorum. Ben günlerdir uyuyamıyorum. Saçma sapan bir durum. Yani aklımı kaçıracağım, yemin ederim. İki kadını da dinledikten sonra ben de anladım bunu zaten. Değil mi? Değil mi? Belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Oğlum senin durumun çok zor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim kararımızdan daha önemlisi senin seçimin. Benim seçimim mi? Birinden birini seçmen lazım oğlum. Seçmem mi lazım? Ama niye ki? Olmaz ki hakim amca. Amcaymış. Ben senin abin sayılırım. Haklısınız hakim abi, özür dilerim. Peki ben seçmesem ne oluyor? Eğer öyle olsaydı burada işiniz neydi? Bu da doğru. İlla birini seç diyorsunuz yani. Bunu ben demiyorum. Medeni kanun diyor. Sadece bir karın olabilir. Aksi düşünülemez bile. Evet. Elbette. Zaten olması gereken de o. Doğrusu o. Ama
Nasıl yani? Nasıl olacak? Hakim abi, siz niye karar vermiyorsunuz hakim abi? Tabii ki karar veririz biz. Ama oğlum, senin bu davan emsali olmayan bir dava. Çok uzun sürebilir. İki ateş arasında sen kalacaksın. Kabus bir an evvel bitsin istiyorsan seçimini derhal yap. Karar senin.